kaleme aldığı şiirleri okundu, eserlerinin yer aldığı tablolar görücüye çıkartıldı. Az Beyrus in hame umidumin, ham to bebahşayum. Türk şair ve düşünür Hakim Nizami Gencevi'yi tanıtmak için İran'da düzenlenen anma haftası son buldu. Biz bunları bölgenin büyük medeniyetinin gururu olarak görüyoruz. İran'ın çeşitli noktalarında 5-12 Mart tarihleri arasında Gencevi'yi anma programının kapanışı başkent Tahran'daki Birlik Salonu'nda yapıldı. İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ve çok sayıda sanatseverin yer aldığı kapanış töreninde Gencevi'nin heykeliyle şiirlerinin topluca yer aldığı kitap tanıtıldı. Tören çıkışı ulusal kanala konuşan İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Gencevi gibi isimlerin birleştirici özelliği olduğunu söyledi. İstanbul'da önemli eserlerde Farsça şiirler görebilirsiniz. Biz bunları bu medeniyetin sahasında farklı milletlerin birlik ve beraberliğinin tezahürü olarak görüyoruz. Eserlerini Farsça yazan Hakim Nizami Gencevi, felsefe, edebiyat, astronomi, tıp ve geometri üzerinde de çalışmalar yaptı. 12. yüzyılda yaşayan Gencevi, Fars edebiyatının Hamse türünün kurucusu olarak biliniyor. Gencevi, Sade Şirazi, Mevlana, Alişir Nevai gibi isimler içinde önemli bir ilham kaynağı oldu.